Ne demek hatırlamıyorum Bekir? Çekindin değil mi? Korktun. Tabii ya korktum. Bu cavidan yılanı gözünü öyle dikmiş sana bakıyordu. Hem de korkma Bekir. Hiç merak etme sen. Seni hiçbir şeycik yapamaz. Yahu senin arkanda koskocaman devlet var, komutan var Bekir. Hatırlamıyorum Seher. Hatırlamıyorum işte. Benim ablam ölmüş burada. Atam ölmüş. Bir bırakmadınız rahat rahat alayım. Bırakmadınız bir acımı yaşayayım. Dikildiniz tepeme. Hatırla da hatırla, hatırla da hatırla. Tamam haklısın. Haklısın vallahi. Daha ne duruyorsun o zaman? Yanında çocuk gibi ağlayayım diye mi bekliyorsun? Tamam Bekir. Çıkıyorum. Tamam. Hadi sen de uyu dinlen he mi? Seni bana bağışlayan Rabbime şükürler olsun. Hastamız henüz kendine geldi. Bu tip durumlarda geçici hafıza kaybı yaşaması ya da kimi detayları hatırlamaması çok sık karşılaştığımız bir durum. Bir de bir bakmışız sabah her bir şeyi hatırlıyor. Değil mi doktor hanım? Siz yakınısınız galiba. Şu hayattaki tek yakını benim desem yeridir. Nişanlı sayılırız biz Bekir'le. Tavsiyem mutlaka psikolojik yardım alması. Terapi hem yaşadıklarıyla barışması hem de o gece olanları hatırlaması açısından yardımcı olacaktır. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Bir bir hatırlayacak göreceksin komutan. Bugün olmazsa yarın. İlla ki söyleyecek katil. İyi misiniz? Sizin için de çok zor anlar olmalı. Tam katili yakalayacakken biraz daha sabredeceğiz. Geçmiş olsun Cavidan Hanım. Sürpriz. Hahahaha.